أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Bizleri yoktan var eden, varlığını haberdar eden, her türlü nimetinden istifade etme imkanını bizlere bahşeyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizler için örnek olan, rehber olan Hatemul Enbiya, sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kainatın zerratı adedince salatu selam olsun. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her bir varlığın yaratılış amacı, gayesi vardır. Varlıklar içerisinde akıl ve şuur sahibi olan, irade sahibi olan yegane varlık insanın da başıboş yaratılmadığı, bir gaye, bir amaç istikametinde şu kainat içerisinde var edildiği haber verilir. O da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuran Allah Celle Celaluhu izah eder kıymetli müminler. Yani ben insanları ve cinleri ancak ve ancak beni tanısınlar, bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur Allah Celle Celaluhu. Demek ki insanın yaratılış amacı Allah'a kul olmaktır. Allah Celle Celaluhu'yu tanımak, Rabbi bilmek, bildiği, tanıdığı yaratıcısına onun vermiş olduğu şu fani hayatta gerektiği şekilde ona ibadet etmektir kıymetli müminler. İşte ibadetlerin en önemlisi de günde 5 vakit Rabbimizin huzuruna yöneldiğimiz, el pençe divan durmak sureti ile, ellerimizi bağlamak sureti ile ona yaptığımız ibadetimiz olan namazdır kıymetli müminler. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları vardır. Ve mümin hakiki manada bütün bunlara riayet ederek kıldığı namaz ile hem Allah Celle Celaluhu'nun emri subhanisini yerine getirmiş olur.
hem yaptığı ibadeti, ubudiyetiyle Allah'a yakınlık kazanmış olur. Rabbe adım atmış olur. Hem de yaptığı ibadet neticesinde hem günahlarının affedilmesine hem de Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretine ve merhametine ulaşmış olur kıymetli müminler. İşte bugün inşallah namazın en önemli sünnetlerinden biri olan ama hayatımızın akışı içerisinde bazen yapmadığımız, bazen vazgeçtiğimiz, bazen unuttuğumuz bir sünneti işleyeceğiz ki o da namazdan sonra yapılan tesbihatlardır kıymetli müminler. Namazdan sonra yapılan tesbihat sevgili peygamberimizin kuvvetli sünnetlerindendir. Ve namazı en güzel bir şekilde tamamlamaya vesile, namazın sona ermesine, kamil manada bir namazı ikame etmeye en güzel vesiledir namazdan sonra yapılan tesbihatlar. Hele ki cemaat ile kıldığımız namazlarımızdaki biliyorsunuz tek başına kılınan namazdan elde edeceğimiz ecir ve sevap, bunun haricinde cemaat ile kıldığımız namazlarımızda 27 kat daha fazla ecir ve sevap kazanacağımızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmekte. İşte cemaatle kıldığımız namazlarımızda ve akabinde yaptığımız tesbihatımızda nasıl ki bizler ellerimizi semaya kaldırıyor isek bizimle beraber aynı camide o cemaat içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde ellerin kaldırılması ve bizim o kaldırılan ellere iştirak etmemiz sonucunda yaptığımız dualarımızın icabete uğramasına, Allah Celle Celaluhu'nun kabul etmesine, cevap vermesine bir vesile olacaktır kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Çünkü hayırlı amellerdeki olan iştirak, yani her müminin birlik ve beraberlik içerisinde aynı amele iştirak etmesi, aynı duaya iştirak etmesi, o duanın kabul edilmesine, o duanın Allah Celle Celaluhu katında icabete cevap verilmesine en büyük sebep ve vesiledir kıymetli müminler. Yine ayeti kerimelere baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu kendi isimlerini anmak sureti ile kendisine dua etmemizi bize istemekte ve şöyle buyurmakta: وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En güzel isimler Allah Celle Celaluhu'nundur ve o isimleri anarak, o isimleri zikrederek Allah'a dua edin buyurmakta. İşte bizler de namazlarımızın sonunda Rabbimizi tesbih ederek, takdis etmek sureti ile Subhanallah diyerek şu dünya hayatında Rabbimizin her şeyden müstağni olduğunu, her eksiklikten uzak olduğunu ifade etmek sureti ile Rabbimize dua ediyoruz. Velhamdülillah demek sureti ile Allah Celle Celaluhu'ya verdiği nimetlerin karşılığı olarak en azından dilimizle Rabbimize hamd ediyor,
Rabbimize şükrediyoruz. Allahu Ekber demek sureti ile Rabbimizi, ismini anıyor, onun ismini zikrediyoruz. Ve Allah'ın isimlerini almak sureti ile Rabbimize yöneliyor, Rabbimize dua ediyoruz kıymetli müminler. Bir başka ayeti kerimede de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmakta: فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazı bitirdiğiniz zaman, namazınızı kıldığınız zaman فَذْكُرُوا اللّٰهَ Allah'ı zikredin. Allah Celle Celaluhu'yu anın. قِيَامًا Ayakta iken Allah'ı anın. Ve ku'uden otururken yine Allah Celle Celaluhu'yu anın. Ve ala cunubikum yattığınız zamanda da yine Allah Celle Celaluhu'yu zikredin. Allah Celle Celaluhu'yu anın buyurmakta Rabbimiz kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurulur: Bir gün evde otururken eşim Hazreti Fatıma'nın ev işlerinden o kadar çok meşgul olduğunu gördüm. Ev işlerinin hepsini yetişmeye çalışıyor idi ve yetişirken de yorgunluk kendisinde hasıl oluyor idi. Her işe ulaşmaya çalışıyor idi ve ben de böyle bir durumdayken kendisine dedim ki, ya Fatıma, babana git de sana bir yardımcı tahsis etsin. Bu vakitten sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh devam eder: Ben babamın yanına gittim. Evde yok idi. Ona derdimi anlatmayı düşünüyor idim. Bekledim ama gelmedi ve akabinde geriye döndüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anh yaşanan bu hadiseyi sevgili peygamberimize nakleder, haber verir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen gece vakti bize geldi, içeriye girdi. Hazreti Ali ile benim arama oturdu ve ne olduğunu sordu. Ben de yaşadığım bu zorluğu, bu sıkıntıyı aynen aktardım ve akabinde ondan bir yardımcı bana tahsis etmesini talep ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir talep karşısında ciddileşir, uhrevileşir ve şöyle bir tavsiyede bulunur kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha, kıymetli müminler: Ela uallimukuma hayran mimma saeltumuni. Sizin istediklerinizden daha hayırlı bir şeyi sizlere öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah. İza ahadtuma mazaci'akuma. Sizler istirahat için yataklarınıza çekildiğiniz zaman, yani uyku için yatağına yattığınız zaman, tükebbira erba'an ve felâfîne, 34 defa Allah Celle Celaluhu'yu zikredin, tekbir getirin, Allahu Ekber deyin. Ve tusebbiha thalâfen ve felâfîne, 33 defada Allah Celle Celaluhu'yu tesbih edin, Subhanallah deyin. Ve tahmede thalâfen ve felâfîne, yine 33 defada Subhanallah, elhamdülillah deyin. Allah Celle Celaluhu'yu hamd edin, ona şükredin. Fe ve hayrun lekume min hadimin. İşte bu
yaptığınız, yapacağınız ibadet istediğinizden daha hayırlıdır buyurmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli müminler, değerli kardeşlerim, namaz sonunda yapılacak olan tesbihatın nasıl yapılacağını da yine sevgili peygamberimizin tatbikatı ile, sünnet-i seniyyesi ile öğreniyoruz kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazların farzını kıldıktan sonra 3 kere istiğfar okur idi. Şöyle buyuruluyor: Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza insarafe min salatihi istevfera selasen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra, yani farz namazını kıldıktan sonra 3 kere istiğfar okur idi. Ve kale, ve akabinde de Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte zel celali vel ikram duasını okur idi. Kalel velidu fekultu lil evza'iyye keyfel istiğfaru. Peki soruyor ashab efendilerimiz, nasıl istiğfar eder idi? Kale tekulu estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her farz namazından sonra estağfirullah 3 kere demek sureti ile Allah'a istiğfarda bulunur ve akabinde de Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram duasını okur idi kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. İkinci bir tesbihatın sünneti de farz namazlarını kıldıktan sonra Ayet-el Kürsi'yi okumaktır, değerli kardeşlerim. Şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Men kara'a Ayet-el Kürsi'yi fi duburin kulli salatin mektubetin lem yahul beynehu ve beyne duhulil cenneti illel mevtu. Men kara'a ayetel kürsiyi, kim ki ayetel kürsiyi okur ise fi duburi kulli salatin, her farz namazdan sonra ayetel kürsi duasını okur ise lem yahul beynehu ve beyne duhulil cenneti illel mevt, yani cennete girmesine hayatta olmasından başka hiçbir engel yoktur buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler vardır ki, bazı sure-i celileler vardır ki, bunlar hakkında ayrıca Peygamber Efendimizin sünnetinde okumaları hususunda tavsiyeler bulunmakta. Okuduğumuz zamanda da Allah Celle Celaluhu'nun ecrine, mükafatına nail olacağımız bizlere müjdelenmekte kıymetli müminler. İşte bu ayeti kerimelerden en önemlilerinden biri de Ayet-el Kürsi diye ifade edilen Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm diye başlanan ayeti kerimedir. Bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah olmadığını, Allah Celle Celaluhu'nun her an insanı murakabe ettiğini, müşahede ettiğini, her ameline nigahban olduğunu, hatta kalbinden, gönlünden geçenleri dahi
bildiğini bize haber vermekte. O Allah Celle Celaluhu ki insanın maruz kaldığı uykuya veya uyku haline hiçbir zaman maruz kalmayacağı bize bildirilmekte kıymetli müminler. İşte bir mümin namazından sonra her daim bu mübarek ayeti kerimeleri, yani ayetel kürsiyi okuduğu zaman Allah Celle Celaluhu'nun cennetine Rabbimizin mağfiret ve merhametine kavuşur kıymetli müminler. Bir başka tesbihatla alakalı sünnette ayetel kürsiden sonra Felak, Nas ve İhlas sureleri okunmasıdır değerli kardeşlerim. Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her namazdan sonra Felak, Nas ve İhlas surelerini okumamı tavsiye etti, emretti buyurur ashab efendilerimizden bir sahabi değerli kardeşlerim. Bir başka sünnet-i seniyye de tesbihleri okumaktır ve onları 33'er defa da okumaya çalışmaktır. Mümin ayetel kürsiyi okuduktan sonra imkanı ölçüsünde Felak, Nas ve İhlas surelerini de okuduktan sonra 33 defa Subhanallah der, 33 defa Elhamdülillah der ve 33 defa da Allahu Ekber duasını, zikrini okur. Ve akabinde de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir duasını okur kıymetli müminler. İşte bu hadisi şerif bizlere bu hakikati haber vermekte ve şöyle buyurmakta. Men sebbahallâhe fî duburi kulli salâtin, her namazın arkasında kim ki Allah Celle Celaluhu'yu tesbih eder ise felâfen ve telâfîne, 33 defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der ise ve hamidallâhe felâfen ve telâfîne, yine 33 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah der ise ve kebberallâhe felâfen ve telâfîne, yine 33 defa Allah Celle Celaluhu'yu tekbir getirer, yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der ise ve tilke tis'atun ve tis'une, ve bu 99'a ulaşır ise ve kâle temâmul mi'eti, ve yüzüncüsünde de la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir okur ise gufret hatayahu ve in kanet misle zebedil bahri, bütün günahları af ve mağfiret olur ki denizin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretine ve merhametine kavuşur buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Değerli müminler, her güzel amelimizin başlangıcında o ameli yapmamak için uğraşan içimizde nefsimiz var, şeytan var. Onun vesveseleri, onun desiseleri sonucunda niyetimizde olsa dahi çeşitli meşguliyetler, meşgaleler aklımıza girer ve o hayırlı ameli yapmadan çekip gideriz. İşte tesbihatlar da maalesef namazlarımızı kıldıktan sonra
tesbihatı unutup da dışarı çıktığımız, tesbihatı unutup da dünyevi meşguliyetlere, meşgalelere daldığımız çok olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu şekilde haber verir bizlere. Kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Halletani, iki özellik vardır ki, iki hususiyet vardır ki, la yuhsihuma raculun muslimun. Bir mümin kişi o iki özelliği devam ettirme hususunda eğer yerine getirir ise illa dehalel cennet. Onun ecri ve mükafatı olarak Allah Celle Celaluhu ona cenneti nasip eder. Ele dikkat edin ki ve huma yesirun. Aslında bu iki özellik, bu iki amel çok kolaydır mümine, çok basittir. وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ. Ama çok basit olmasına rağmen bu iki ibadeti, bu iki hasleti yerine getirenler de maalesef azdır buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler, ve devam ediyor sevgili peygamberimiz, يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِي تُبُرِ كُلِّ صَلَاتٍ. Her farz namazın arkasında aşran 10 defa Allah Celle Celaluhu'yu tesbih etmek, yani Subhanallah demek. Ve yahmeduhu aşran, yine her farz namazın arkasında Allah Celle Celaluhu'yu hamd etmek. Elhamdülillah, elhamdülillah demek. Ve yukebbiruhu aşran, yine 10 defa Allah'ı zikretmek, Allah Celle Celaluhu'yu tekbir etmek, Allahu Ekber demek. Kale, dedi ki, فَاَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَاقِدُهَا بِيَدِهِ. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize anlatırken elleri ile de 10 rakamını bizlere gösteriyor idi. Kale, ve devam ediyor sevgili peygamberimiz. Fetilke hamsune ve mi'etu billisan. Eğer mümin her vaktinde 10'ar defa kıldığı farz namazın arkasında 10'ar defa Subhanallah dediği zaman, Elhamdülillah dediği zaman, Allahu Ekber dediği zaman, her vakit namazında bu 30 eder. Günde 5 vakit kıldığımız zaman 3 kere 5 10 150 eder ve 5 kere 30 150 eder. Ve bu 150 defa Rabbimizi zikretmiş oluruz dilimiz ile. Ayet-i kerimede şöyle bir müjde vardır. Men ca'e bil haseneti felehu aşre emfaliha. Kim ki bir iyilik yapar ise, yaptığı bir iyilik ile Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna varır ise, onun 10 misli ecre, mükafata nail olur. Ve akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve elfu ve hamsun mi'etin fil mizan. İşte bu mizanda, terazide 1500 ecir ve mükafat eder. Bir özellik budur. İkincisi de şöyle ifade ediyor. Ve izâ ehazte mezca'ake. Bir mümin istirahat için yatağına çekildiği zaman, yatağına yattığı anda, tüsebbihuhu ve tükebbiruhu ve tehmeduhu, 33 defa Allah'ı tesbih eder ise, Subhanallah der ise, ve tükebbiruhu 34 defa Allah'ı tekbir eder ise,
yani Allahu Ekber der ise ve tahmeduhu ve 33 defa da Allah'ı hamd eder, Allah'a şükreder ise mi'etun bu 100 eder. Ve tilke mi'etu bil lisan bu dili ile 100 kere Allah'ı zikretmek demektir. Ve elfu fil mizan mizanda da bunun ecri ve mükafatı onunla çarpıldığı zaman 1000 eder. Ve eyyukum ya'malu fil yevmi ve leyletin 2500 seyyiatin. Hangi biriniz bir gecede bu kadar ecir ve mükafat elde edebilir? Kal ya'ti ahadukum eşşeytanu ve huve fi salatihi. Ama maalesef bunda eksiklik vardır ki şeytan namazda sizin kalbinize, gönlünüze girer de feyakulu ve şöyle vesvese verir. Üzkür keza, üzkür keza. Şunu düşün, şunu hatırla. Bugün ne yapacaktım? Bugün neler işleyecektim? Hangi işimi görecektim? Neye bunu böyle yaptım? Şunu böyle yapsaydım daha iyi olmaz mıydı gibi birçok dünyevi işimizi, amaçlarımızı, gayemizi aklımıza getirir de böyle bir güzel ameli işlemeye engel olur. Böyle bir ecir ve mükafatı elde etmeye engel olur. Hatta yenfetile ta ki namazdan ayrılana kadar, yani o meşguliyetler bizi öyle meşgul eder ki namazımızı kıldıktan sonra tesbihatı yapmadan çıkar gider ve dünyevi işlerimiz arkasında koşar koştururuz buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَعَلَّهُ أَلَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ. Yine uyurken de, uyuyacağımız zamanda da yine aklımıza girer. Bir sürü duygu ve düşünceyi beynimize, aklımıza hatırlatır da fi mevdi'ihi yatarken فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامُ. Bir de bakmışız ki uykuya dalmışız. Bu kadar kolay olup da ecir ve mükafatını elde edeceğimiz bu hayırlı ameli yapmadan uyuyup kalmış oluruz buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler, değerli kardeşlerim, günümüzde tesbihatları genellikle tesbihler ile yapıyoruz ve böylece Rabbimize ne kadar zikrettiğimizi de takip etmiş oluyoruz. Tabi aynı bu şekilde ashab efendilerimiz zamanında, ashab sahabe döneminde böyle bir uygulama yok idi ve müminler elleri ile saymak sureti ile, yani ellerin boğumlarını saymak sureti ile tesbihlerini yapıyor, bu ibadetlerini yerine getiriyorlar idi kıymetli müminler. Yine bir başka hadise de şöyle nakledilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab efendilerimizle beraber bir yaşlı kadının yanına gelir. Ennehu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala imra'etin. Bir kadının yanına girer de ve beyne yedeyha nevan ev hasan, onun önünde çakıl taşlarının olduğunu veya hurma çekirdeklerinin olduğunu ve o çakıl taşlarını veya hurma çekirdeklerini sayarak Allah'ı tesbih ettiğini görür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ve şöyle buyurur kıymetli müminler. Uhbiruki bima huve eysiru aleyki min hâze
efdalü. Bunlardan daha hayırlı bir ameli sana haber vereyim mi? Fekal ve şöyle buyurur. Subhanallahi adede ma halka fissemai. Tesbih ettiğin zaman böyle tesbih et. Yani semadaki yarattığın her varlık adedince ya Rabbi seni tesbih ederim. Ve subhanallahi adede ma halaka fil ardi. Yerde yarattığın her varlık adedince ya Rabbi seni tesbih ederim. Ve subhanallahi adede ma halaka beyne zalik. Bu ikisi arasındaki yarattığın her varlık adedince ya Rabbi seni tesbih ederim. Ve subhanallahi adede ma huve halikun. Vallahu ekberu misli zalik. Ve şu kainatta var olan her varlık adedince ya Rabbi seni tesbih ederim de, tekbiri de böyle yap, tahmidi de böyle yap buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki böyle bir uygulamaya da cevaz verdiğini, itiraz etmediği için, yasaklamadığından dolayı, men etmediğinden dolayı da bizler elimizdeki tesbihlerimizi almak sureti ile yine zikirlerimizi çekiyor, tesbihatımızı yerine getiriyoruz kıymetli müminler, değerli kardeşlerim. Rabbim günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Rabbim tevbelerimizi kabul eylesin. Rabbim bu ana kadar yaptığımız ibadetimizi, ubudiyetimizi, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız tesbihatlarımızı, her türlü ibadetimizi dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Son anımız ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek sureti ile çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma's salavat.